kelimeleri aynı zamanda koca koca anlamların yüklendiği sloganları üretme fabrikası gibi. Nitekim son genel seçimlerde de bu gelenek bozulmadı ve geçtiğimiz 25 yılın en çok satılan sloganlarından biri olan Türkiye 100 yılı ortaya çıkmış oldu. Ancak Türkiye'nin pek bilinmeyen veya görmezden gelinen öteki yüzünde ise bambaşka bir yüzyıl yaşanıyor. Örneğin Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesine 15 kilometrelik mesafede bulunan Yığınçal köyü hala 17. yüzyılda yaşıyor. Bu köyde yaklaşık 60 yıldan beridir su yok ve köyde yaşayan insanlar adeta ortaçağ filminden çıkmış gibi su bidonlarını eşeklerine yükleyerek kilometrelerce uzaklıktan su taşıyor. Binlerce dönümlük zengin mera ve arazilere sahip olan bu köyde su olmadığı için tarım da neredeyse hiç yapılamıyor. Tarım yapılamadığından çözümü hayvancılık yapmakta bulan köylüler su olmadığı için bu işi de bırakmayla yüz yüzeler. Köylülerin bize anlattığı gibi daha önce hiçbir kurumun, yetkilinin veya gazetecinin gelmediği bu köyde Türkiye'nin gerçek yüzyılını aradık. Bir problem var köyde. Senelerdir köyümüz susuzdur. Eşek sırtıyla su taşıyoruz. 2-3 kilometre su taşıyoruz. Devletimiz gidiyor Somali'de su çıkarıyor. Köyümüz daha susuzdur. 60 yaşındayım, susuzuz. Daha ondan o yana da susuzuz yani. Su olmadığı için herkes kendi suyu kendi taşıyor. Eşeklerle taşıyorlar. Eşeklerle, atlarla, traktörle, bildiğimiz asayt masaytlarla, konetle taşıyorlar. Aracı olanlar zaten araçla taşıyor. Aracı olmayan kişilerle zaten eşeklerle taşıyor. Zorla çekiyoruz. Hala böyle bir eziyetteyiz. Köyde bir su sorunu var. Evet, 15 yaşındayım. Sürekli bu sorunu yaşıyorum. Sen suya gidiyor musun? Evet, eşeklere binerek gidiyoruz ve dağlar var, taşlar var, kuyular var. Çok düşüyoruz yani eşeklerden. Peki eşeklerden getirdiğiniz su eve kaç gün yetiyor? Bir iki güne yetiyor yani. Dolayısıyla iki günde bir? Gidiyoruz yani. Kaç saat sürüyor gitken? Yani 3-4 saati sürüyor. Köyde çocuk olmak, susuz bir köyde çocuk olmak. Aynen. Nasıl bir şeydir? Kötü bir şey yani. Sabah erkenden kalkıp gidiyoruz oraya. Orada bize bazen sıra vermiyorlar. Bazen dövüyorlar, izin vermiyorlar. Sonra zorla alıyoruz su falan. Yolda falan eşeklerin bidonları falan düşüyor. Bazen kırılınca diğerini de dökmemiz gerekiyor. Öyle geliyoruz yani. Kaç yıldır böyle? Ben 62 yaşındayım. Bu 62 yaşından beri böyledir. Hiçbir zaman bir gelip sormadılar. Hayır hayır. Sadece ben bir dönem muhtar oldum. Köye ben yalvardım, para topladım. Yukarıda bizim bir kayalık var. Kayalıkta az bir şey bir su vardı. Onu kemçeyi götürdük parayla. Onun da devlet katısı yok. Kemçeyi vurduk, o su biraz geldi. O da önümüzdeki aya kadar gelmiş. Hava ısındığı zaman o da kesildi. Başka köye gidip içme suyunu getiriyoruz. Bizim muhtarımız var. Muhtara kaç defa söyledik ve muhtarın hiçbir bize etkisi olmadı. Ve bizim köyün ismini gayet unuttular yani. Hiçbir şey çaba yok. Mesela diğer sefer trafo yandı. Arası arıyoruz. Hiçbir müdahale etmedi. İki gün elektriksiz kaldık. Yani muhtarı aradığımızda Kıtıbuluk köyündeki muhtar geliyor. O bize yardım ediyor. Bizim muhtar ise burada değil. Bize inşallah yardımcı olursunuz. Sizlerin desteğiyle. Büyüklerimize iletilir. Mecliste de sunulur inşallah. Yani bize sıkıntımız değilse tek su sorunu tek değil. Evet. Suyumuz adı başta olmak üzere yani bildiğim bileli köyde su yok. Yani ekini büyük güzel araziler var ama su olmadığı için ekemiyoruz. Mecliste evet tarım diyorlar ama asıl tarımı gelsin burada görsünler. Suyumuz yok, yolumuz yok. Belki geldiniz gördünüz ileride. Bir köprümüz var. Ya bugün ya yarın ya yıkılır yıkılacak. Yani Allah korusun bir kaza da olabilir ya feci kaza da olabilir. Bu tarla mesela komple bu duzluk alan arazi bizim arazimiz. 150 seneden beri zaten köyde mezra olarak yaşıyorduk. Mezra susuzluğu nedeniyle boşandı. Şu an bana tek evim var burada. Ben de zaten gitmeyi düşünüyorum. Şimdi mesela tarım biliyorsun her şey zorlaştı şartlar. Su mesela olmayınca tarla da olmuyor. Duracak bir halımız da olmaz. İşte o sıkıntıyı yaşıyoruz buradan. Köyün nüfusu kaç? 120 kişi falan var. Affedersin şey de soracağım. Bu tuvalet meselesi nasıl? Tuvalet su yok bir şey yok. Dere kaçıyorlar. Bir boş yere kaçıyorlar. Ne yapacağız? Dışarıda kimi bir kuyu kazmış idare ediyor. Evet. Hiç su taşımaya gittin mi? Evet. Küçükken hep suya gittim. Şimdi de küçük kardeşlerim falan gidiyor. Babam bazen gidiyor. Annem onlar gidiyor. Sabah 4'ü falan kalkıp eşekle gidiyoruz. Eşeklerimizi falan hazırlıyoruz, gidiyoruz. Yani gidip orada mesela bize su verirlerse alıyoruz yani. Onlar da koyunlara falan geliyor bazen. Önce sıra onlara veriyoruz. Onlar doldurduktan sonra yine biz dolduruyoruz. Ne kadar sürüyor git gel? 3-4-5 saati sürüyor yani. Halimiz böyle her zaman mağduruz. Traktörlerle, hayvanlarla, eşeklerle su taşıyoruz işte hayvanlara. Bu milleti, bu köyün insanları hep böyle mağdurdu. Her gün halimiz böyledir, her gün. Hayvanlardan git, suya gel. Suyudan git, hayvanlara git. Yani işimiz, gücümüz su, hayvan. İşimiz, gücümüz su, hayvan.
Köyde okul da yok, şey de yok. Okul mu var? Bak okul orada bekliyor. Yok, şu anda yok. Geliyor, biz öğretmenler burada yönetiyorlar, başka yere saklıyorlar. Nasıl ha? Hoca buraya geliyor, bizim imamın kadrosu var. İmam buraya gelir, başka yere gönderiyorlar. Köyde cami var mı? Cami var tabii, o işte. O çalışıyor mu? Yok. İmam da yok. İmam da yok. Valla silah çeta verildi, hiçbir ses çıkmadı yani. Kutuplardan su getiriyoruz, 3-4 kilometre. Kışında kar suyla biraz idare ediyoruz. Kışında aynen getiriyoruz, kışında burada kalıyoruz. Burada su var. Bunun derinliği 2 metre, 100 ton su alıyor. Hayvanlarım dağda yani, yaylada. Bir ay sonra buraya açıp su veriyoruz yani. Peki şeyler bahsettiler, bazen faralar deliyor. Evet, bura brandadır. İçinde branda naylon var. Eğer fara girdiği zaman onu deliyor. Delince o su hepsi gidiyor yani. İlkbaharda kar suyla dolduruyoruz yani. Kıştan kalmaya. Kaç tane var köyde bunun gibi? Vallahi herkesin neredeyse var. Hayvanlara veriyoruz. Bitince? Bitince tankerle su taşıyoruz. 1 milyar veriyoruz, bir tanker su getiriyoruz. O da yetmiyor. Mesela hayvanı çok olan bir tanker bir gün, iki gün gitmiyor. Şey de soracağım, peki duştur, tuvalettir, böyle temel bakımlar, ihtiyaçlar nasıl gideriyorsun? Bir şey yapıyoruz. Su yeterse bazen haftada iki kez yapıyoruz ya da yani haftada bir kere banyo yapıyoruz. Yani o kadar dört dörtlük banyo yaptığımız yok. İhtiyacımız ancak öyle giderebiliriz. Burada o... seninki gibi böyle çok büyük geniş araziler var değil mi? Tabii bütün alan hepsi geniş araziler. Herkes zaten bütün köylüler aynı. 35 hanayız. Hepsi boşandı gitti. Tek yap. Sen de gitmeyi düşünüyorsun. Ben de gibi. Hatta su olmasa çiftçilik öldü artık. Biz de gitmeyi düşünüyoruz. Yani bir suyumuz olsa yine tekrar dönüş olabilir yani. Sizin köy niye yok sayılıyor? Köy mesela yok sayılır diye gelmiyor yani mesela. Ben millet şikayette de bulunduk şimdiye kadar. Gelen giden olmadı. Yani mesela ne hesabıyla gelmiyor. Geliyoruz diye gelmiyor. Müracaat ettiler. Dediler bu köy su yok. Demişler ki buraya aynı sizin gibi insanlar gelecekti. Ya o köy nasıl su yoktur? Yani AK Parti'de yetkili olanlar. Özellikle bunları söylüyorum. Diyorlar ya sen nasıl orada iki tane çeşme var. Devlet gelsin iki tane çeşme de bulsun. Devlet gelsin bize iki tane çeşme göstersin. Teknolojinin gelişimini görüyorsun ama köye bir bakıyorsun sanki orta çağ gibi. Bu sana ne hissettiriyor? Yani kötü bir his veriyor. Onlar orada eğlenirken ben buradayım yani. Sorguladın mı hiç bu meseleyi? Niye bizim köy böyle diyor? Valla hiç sorgulamam. İnternet konusuna da gelirsek bizim köyde internet çekmediği için o kadar yani internette sosyalleşmiyoruz. Bazen diyorum ki köyde hiç yaşamak istemiyorum. Keşke köyden kurtulup gitsem. Garip hissettirir yani. Ama yapacak bir şey yok yani. Ailemiz köyde olduğu için biz de köyde kalıyoruz yani. Yani bizim halimize sorarsan çok perişanız. Yetkililere sesleniyoruz. Devlete sesleniyoruz. Ya biz de vatandaş, biz de insanız. Biri de bizi dinlesin. Biri de bizim derdimizi anlasın. Bu insanlara bir bakalım. Rica ediyoruz.